Merhaba arkadaşlar, herkese yepyeni bir çalışmayla karşınızdayız. Daha önce bildiğiniz üzere sizlerle ilk dönem konularının anlatım kısımlarını bitirmiştik ve örnek sorular çözmüştük. Bu çalışmamızda ise arkadaşlar birinci dönemin tüm konularıyla ilgili ünite ünite örnek sorular çözeceğiz ve anlattığımız konuların pekişmesini sağlamaya çalışacağız. Her ünite ile ilgili bir çalışma hazırlayacağız ve birkaç bölüm halinde çalışmalarımızı tamamlamaya birlikte gayret edeceğiz. Şimdi isterseniz başlayalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 800 milyon 18 bin 10 sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumlarda sayılarımızı bölük bölük yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle isterseniz bakın burada ne var? Milyonlar bölüğü var. Milyonlar bölüğünü şu şekilde yazalım. 800 milyon dediği için milyon dediğimiz kısma bir nokta koyabiliriz. 18 bin, bu da bir bölüktür arkadaşlar. Bu bölükte 3 tane rakam olması gerektiği için 0,18 şeklinde yazdık. Yani 800 milyon 18 bin. Birler bölümümüzde de 10 dediği için bunu da bu şekilde yazdık. Ve şıklarımızda bakıyoruz. Bu kısma uygun olan, bakın arkadaşlar buradaki ifademiz 800 binle başlamıyor. Buradaki ifademiz 800 bin, 18 bin, 10. Evet, tam da D seçeneği bizim istediğimiz gibi bir cevap olmuş oluyor. Bir diğer sorumuzla devam edelim. 25 milyon 86 sayısı. Arkadaşlar öncelikle milyonlar bölüğünü yazıyoruz. 25 milyon. Bakın binli bir ifade olmadığı için binler bölüğü ne oluyor? 0 oluyor. Bunu da bu şekilde yazdık ve 86 ifadesini de burada gördüğünüz gibi yazdık. Diyor ki bu doğal sayı kaç basamaklıdır diyor. Gördüğünüz gibi 2, 5, 3 de buradan 8 basamaklı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Bu sayının okunuşunu sormuş. Noktaları doğru yere koyalım. Bölükleri üçer üçer ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk bölüğümüz buradaki nedir? Milyonlar bölüğüdür. O zaman bu ifademiz nedir? 50 milyon 50 bin 50. Bakıyoruz 50 milyon 50 bin 50 nerede var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Bursa seçeneğinde bu da mevcut. Peki bir diğer sorumuza bakalım. Şuradaki ifademiz arkadaşlar ne diyor burada? 9 basamaklı doğal sayısı için kaç tanesi doğrudur denilmiş. Biraz kalemimizi kalınlaştıralım isterseniz. Evet, 100 binler basamağındaki rakam 9'dur diyor ama öncelikle biz bunu hemen bölüklerine ayıralım. Sayımız ne? 408 milyon 973 bin 136. Peki 100 binler basamağında 9 olduğunu söylüyor. Hemen binler bölüğüne bakıyorum. 10 binler, 10 binler, 100 binler. Gerçekten de 100 binler basamağında 9 vardır. Bu nedenle bu ifademiz nedir? Doğrudur. Milyonlar basamağındaki rakam ise nedir arkadaşlar? 8'dir demiş. Bakalım buradaki ifademiz milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar olduğuna göre milyonlarda da gerçekten 8'in olduğunu görebiliyoruz. 10 milyonlar basamağında 7 var demiş fakat gördüğünüz gibi 10 milyonlar basamağında ne var? 7 var arkadaşlar. 100 milyonlar basamağında 4 var demiş. Evet, gördüğünüz gibi burası milyonlar bölüğü ve en baştaki basamağımız 100 milyonlar basamağıdır. Bu ifadede doğru olduğuna göre 3 tanesi doğrudur diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen sayıdaki 9 rakamının basamak değeri. İsterseniz önce bu sayımızı bölüklerine ayırarak yazalım. Bakın bölükleri tam buradan 3'lü 3'lü ayırdığımızda sayımızın 148 milyon 95 bin 637 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bölüklerine ayırmak bizim için kolaylık sağlıyor. 9 rakamını buradan bulalım arkadaşlar. Buradaki rakamımız, bakın burası birler bölü, burası ise binler bölü. Peki binler bölü olduğuna göre burası. Ne diyoruz? Binler, 10 binler, 100 binler basamağı. O zaman 9'un bulunduğu basamak 10 binler basamağı olduğuna göre 9 çarpı 10 bin diyerek 9'un basamak değerine ulaşıyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 90 bindir. Şıklarda da baktığımızda 90 bin seçeneği Bursa seçeneğinde mevcut. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Verilen sayının milyonlar basamağındaki rakam 2 artarsa sayının değeri kaç artar? Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bakın milyonlar basamağındaki rakam 2 artarsa. Şimdi milyonlar basamağındaki sayımızı bulalım. Bakın şöyle böldük. Bu şekilde de böldük. 761 milyon şeklinde, yani ilk bölümümüzde 761 milyon var ve milyonlar bölüğünde, milyonlar bölüğünün milyonlar basamağında ne var arkadaşlar? 1 var. Bu neye eşittir? 1 milyona eşittir. Peki 1 milyonu biz 2 arttırırsak 3 milyon olacağına göre arkadaşlar, demek ki sayımız, yani milyonlar basamağındaki sayımız 2 arttığında sayımız tam 2 milyon artmış oluyor. Bu da hangi seçenekte mevcut? Gördüğünüz gibi Denizli seçeneğinde mevcut. Fakat böyle sorularda tek tek yazmaya gerek yok. Milyonlar basamağındaki
bir sayıyı 2 arttırırsak rakamı, sayının zaten 2 milyon artacağı rahatlıkla söylenebilir. Tek tek yazmaya gerek yoktur arkadaşlar. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzdan. 1, 2, 3, 5, 7 rakamlarını en az bir kere kullanarak yazılabilecek en büyük 7 basamaklı sayının binler bölüğü aşağıdakilerden hangisidir? Neyi arıyoruz? Binler bölüğünü. Öncelikle bu sayımızı yazalım. 7, 5, 3, 2, 1. Bakın böyle yazdığımızda oluyor mu? Olmuyor. Neden? 5 basamaklı oluyor. Bize 7 basamaklı lazım ve diyor ki en az bir kere kullan. Birden daha fazla kullanabilirsin. Birden daha fazla kullanabilirsek burada arkadaşlar kaç tane rakamımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 2 tane fazla kullanabiliriz bir tanesini. Mesela 7'yi büyük olabilmesi için 3 defa kullanalım. Çünkü en az bir defa demiş. Daha fazla kullanabiliyorum. Fakat diğerlerini de bir kere kullanmam gerektiği için 5, 3, 2, 1 dedik. Ve bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı sayımızı elde ettik. Bu sayımızı bölüklerine ayırırsak bakın şurası birler bölüğü, şurası binler bölüğü, burası milyonlar bölüğü. Bize sorulan hangisiydi arkadaşlar? Tabii ki de binler bölüğüydü. Şimdi binler bölüğünü buradan çekelim alalım. Neymiş? 775 arkadaşlar. Bu da hangi seçenekte mevcut? Şöyle 5'imizi de düzeltelim mi? Herhalde otomatik yazımda. Şöyle yapalım. 775 diyelim arkadaşlar. Ve şıklarımızda Bursa seçeneğinde mevcut olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar. Arzu 3, 5, 8 rakamlarını birer kez ve 0 rakamını istediği kadar kullanarak 8 basamaklı en büyük doğal sayı yazıyor. Arzu'nun yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar ne diyor bize? 0'ı istediğin kadar kullan fakat bunları birer kere kullan diyor. O zaman 8 basamak çizelim şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve bu basamaklarımızı isterseniz hemen bölüklere ayıralım. Şuraya bir nokta koyalım. 3 basamaktan sonra şuraya bir nokta koyalım. Şimdi de sayıları yerleştirelim. Ne istiyoruz? En büyük doğal sayıyı istiyoruz ve 0'ı istediğimiz kadar kullanmak istiyoruz. Öncelikle başa 8 yazalım ki büyük olsun. Ardından 5'i yazalım. Ardından 3'ü yazalım. Ve 0'ı istediğimiz kadar yazabildiğimiz için 0'ı nereye yazıyoruz? Daha küçük basamaklara yazıyoruz ve 885.300.000 sayısına ulaşıyoruz. Şıklarda bakalım isterseniz 85 milyonun A'da ve B'de yok. Bakıyoruz 85 milyon 300 bin burada da söz konusu değil ama burada gördüğünüz gibi 85 milyon 300 bin sayısı mevcut. Bu nedenle doğru seçenek D seçeneği oluyor. Şimdi gelelim örüntü sorularına arkadaşlar. Buradaki ifadeye dikkat edelim. Buna göre bu örüntünün 5. adımında kaç tane üçgen kullanılır? O yüzden bizim ortadaki şekle değil kenarlardaki üçgenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci şeklimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçgen kullanılmış. İkinci şeklimizde 6 tane bu sırada var. 7, 8, 9, 10 tane kullanılmış. Bir diğer sıramızda arkadaşlar 6 tane burada var. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Buradan zaten bir kurala ulaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örüntümüzün sayıları arasında 4'er tane artış söz konusu. Bize 5. adım sorulmuş arkadaşlar. Zaten 4. adımda 18 olacak ve 4 tane daha fazlası 22. Yani 5. adımda bizim 22'ye ulaşmamız gerekiyor. Böyle soruları şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci adımınız kaç? Gördüğünüz gibi 6 tane üçgenden oluşuyor. 5. adıma kadar kaç adım dağıtıyorsunuz arkadaşlar? 4 adım. Peki her adımdaki artışınız kaçar kaçar oluyor? 4'er 4'er. Bu nedenle 4 ile 4'ü çarptığınız zaman 16 tane daha üçgen eklenmesi gerektiğini görebiliyorsunuz. Birinci adımınızda da 6 tane vardı. 16'ya 6 ekleyerek toplam 22 üçgen olması gerektiğini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Bir diğer örüntü sorumuzda devam edelim. Sıradaki sorumuz yukarıda ilk 3 adımı verilmiş örüntünün 10. adımı soruluyor. İşte az önce öğrettiğimiz yöntemi burada rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Neden? Şimdi birinci adımda zaten 4 tane üçgenimiz var. İkinci adımda 2, 4, 6 tane. Üçüncü adımda 3, 6, 7, 8 tane üçgenimiz var. Biz şimdi birinci adımı bir kenara yazalım. Bu arada artış miktarlarını gördük değil mi arkadaşlar? Her birisinde ikişer tane üçgen artarak yola devam ediyoruz. Birinci adımdaki 4 üçgeni bir kenarda tutalım arkadaşlar. Devam edelim. 10. adıma kadar 9 adım daha atmamız gerekiyor. Değil mi? Birinci adımdan 10. adıma geçebilmeniz için 9 adıma ihtiyacınız var. Her adımda ikişer tane üçgen arttığı için 9 çarpı 2'den 18 üçgen artışına ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir de birinci adımımızda 4 üçgenimiz daha vardı. Bunların ikisini topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 10. adımda 22 tane üçgen oluşmuş oluyor. Bu da doğru seçeneğin B seçeneği olduğunu gösteriyor.
Şimdi geldik bir toplama işleminde verilmeyen rakam sorusuna. Arkadaşlar ABB sayılarını bulmaya çalışacağız. 8'e bir şey eklediğimizde 3 olmaz arkadaşlar. 13 olması gerekiyor. Bu nedenle B sayımızın ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. 8, 5 daha 13. Bir de elde var. 8, 5 daha 13. Elde 1 var diyerek yana vereceğiz. 4, 6 daha 10. Bir de elde var. 11 dedik. Yine elde 1'imizi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 5 sayısına normalde 2 eklediğimizde 7 olur. Bir de elde var. 8 deriz. Öyle değil mi? Fakat burada A sayısını 2 dediğiniz anda 5, 2 daha 7 bir de elde gelir 8 olur. Bu nedenle A sayısına sakın 3 demeyin. A sayısı ne olmuş olacak? 2 olmuş olacak. Peki B sayımız kaçtı? 5. A sayımız kaçtı? 2. Bunların ikisini toplayınca 7'ye ulaşmış olduk rahatlıkla. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda bir ilçede belediye başkanlığı seçiminde 12.405 bayan seçmen oy kullanmıştır. Bu ilçede seçimde oy kullanan erkek seçmen sayısı bayan seçmen sayısından 4817 fazla olduğuna göre toplam kullanılan oy kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne yapalım burada? Öncelikle bayanları bir yazalım. Bayan seçmen sayımız kaçmış arkadaşlar? 12.405. Bunu yazdıktan sonra erkekleri bulmaya çalışalım. Erkekler neydi arkadaşlar? 12.405'ten yani bayan seçmen sayısından ne kadar fazlaymış? 4817 fazlaymış. Bu toplama işlemini yaparak ne yapacağız? Erkeklere ulaşacağız. Bazen arkadaşlarımız bu iki sayıyı toplayıp sonuç olarak yazıyor. Hayır, bize hem bayanların hem erkeklerin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle erkeği bulmak zorundayız. 12, 1 bir de elde var. 2, 4, 8 daha 12, 2, 4 daha 6 bir de elde var. 7 ve buraya da 1 yazdık. 17.222 olmuş oldu. Peki erkekleri bulduk. Bayanları da bulduk. Rahatlıkla artık ne yapabiliriz? Toplamı bulabiliriz arkadaşlar. Bayanları yazalım isterseniz tekrar. 12.405 artı 17.222. Biraz hızlı yazıyorum. Videomuz çok uzun sürmesin diye. Bu nedenle ufak tefek yazı hatalarını hoş görün. Evet, 5, 2 daha 7. Burası da 2. 4, 2 daha 6. Noktayı koyduk. 9. Burası da 2. Neye ulaştık arkadaşlar? 29.627. Şıklarımızda A seçeneğinde zaten mevcut olduğunu rahatlıkla görebildik. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Dediğim gibi birinci üniteden karma sorular çözdüğümüz için her soruda farklı bir durum söz konusu olabiliyor. Bir çıkarma işlemi gördüğünüz gibi eksilenimiz var, çıkanımız var, farkımız var. Fakat bize çıkan verilmemiş. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Büyük olan eksilenden küçük olan farkı çıkarıyorduk. Hemen isterseniz çıkaralım. Neydi sayımız? 58.761. Farkımız kaçtı arkadaşlar? 54.586. Peki şimdi çıkarma işlemini yapalım birlikte. 1'den 6 çıkmaz, komşudan aldık. 11'den 6 çıktı, 5. Burada kaldı 5. 5'ten 8 çıkmaz, komşudan aldık. 15'ten 8 çıktı, kaldı 7. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıkınca kaldı 1 arkadaşlar. 8'den 4 çıkınca 4 kaldı ve burası 0 oldu. 4175 sayısına rahatlıkla ulaştık arkadaşlar. Tabi bunlar kolay sorular ama işlem pratiğinizi arttırmak adına bunlardan da koyduk arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki çıkarma işleminde A rakamını bulmamızı istemiş. Arkadaşlar 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık, 16'dan 9 çıktı, 7 kaldı. Burada 3 kaldı arkadaşlar. 3'ten 8 çıktığında 3'ten zaten 8 çıkmayacağı için buradan mutlaka ne yapacağız? Komşudan alacağız. Ve burası ne olacak? 13 olacak arkadaşlar. 13'ten 8 çıkınca ne kalır? Normalde 13'ten 8 çıkınca arkadaşlar 5 kalır, öyle değil mi? Bu nedenle A'dan bir sayı aldığımızı unutmuyoruz. Ve şimdi A sayısında bir eksikmiş gibi düşünerek hareket ediyoruz. Bakın arkadaşlar, normalde bir çıkarma işleminde burada 8 kalabilmesi için neyi çıkarmamız lazım? Yani 6'yı neyden çıkarmamız lazım arkadaşlar? Bir düşünelim. Nedir? Tabii ki de 14'ten 6'yı çıkarırsak 8 kalır. Fakat 14 olamaz. Neden? Biz bir tanesini komşuya verdik. Bu nedenle buradaki A sayımızın 5 olması lazım. Yani buranın 3'ten sonra gelen sayının 5 olması lazım. Bir tane de komşuya verdiğimiz için 4 kalması lazım. Daha sonra 3'ten aldığımız zaman burası A dediğimiz sayımız ne olacak? Bir tane komşuya verildiği için 4'e düşecek ve 14'ten 6 çıkınca 8 kalacak. Yani A'nın normal halinin 5 olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve diğer örneğimize devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da yine bir çıkarma işleminde A sayısını bulmaya çalışacağız. 7'den 8 çıkar. Komşudan alıyoruz. 17'den 8 çıkınca 9 kaldı. Burada kaldı 4. Şimdi yine normalde nedir arkadaşlar? 14'ten 7'yi çıkardığınızda ne kalır? 7 kalır. Öyle değil mi?
Fakat burada ne var? 5 var. Komşuya verdik. 4 kaldı. Demek ki A sayımızın buradan ne olması gerekiyor arkadaşlar? 7 olması gerekiyor. Bu şekilde rahatlıkla bulabiliyoruz. Evet, sıradaki sorularımıza devam ediyoruz. Rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır? Buradaki rakamları kullanacağız ve nasıl olacak? 5 basamaklı olacak. Hemen büyük basamakları ilk başa yazıyoruz arkadaşlar. 8, 7, 4. Bakalım zaten 5 tane rakam var. 1, 0 şeklinde yazdık. En büyüğü budur arkadaşlar. En küçüğünü oluştururken başa 0 yazamayacağımız için 1'i yazıyoruz. Daha sonra 0'ı yazıyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Küçük rakamlar her zaman büyük basamaklarda olmalı. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? 4, 7 ve 8 şeklinde sıralıyoruz ve bunların nesini istiyoruz? Farkını istiyoruz. Komşudan aldık, ondan 8 çıktı, 2 kaldı. Burada 0 kaldı arkadaşlar. Yine komşudan aldık, ondan 7 çıktı, 3 kaldı. Burada 3 kaldığı için 3'ten 4 çıkmaz arkadaşlar. Komşudan aldık, 13'ten 4 çıktı, 9 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 0 çıkınca 6 kaldı. 8'den 1 çıkınca 7 kaldı. Gördüğünüz gibi 76.932 sayısına ulaşmış olduk. Diğer örneklerimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki işlemlerimiz zihinden toplamayla ilgili örnekler. 28 sayısına önce 10 eklenmiş, sonra bir daha 10 eklenmiş, sonra bir daha 10 eklenmiş, sonra da 7 eklenmiş. Aslında buradaki işlemin özeti nedir? 28 sayısına 10, 20, 30, 37 sayısının eklenişidir arkadaşlar. Zihinden yapılabilmesi için önce 10, 10, 10 eklenerek yani onluklarıyla toplayarak yapılmış. Peki bu işlem hangi seçenekte mevcut? 28 artı 37, Ceyhan seçeneğinde mevcut. Bir diğer örneğimizde ise dikkat edin, 40 ile 50 toplanmış, sonra 5 ile 8 toplanmış. 40 ile 50'nin toplamına 5 ile 8'in toplamı eklenmiş. Aslında buradaki işlemimiz de 45 ile 58'in toplamıdır arkadaşlar. Önce onluklarını toplamış, sonra birliklerini toplamış, sonra da bulduğu sonuçları toplayarak sonuca ulaşmış zihinden yapılış yöntemiyle. Demek ki bize ne lazım? 45 ile 58'in toplamı lazım arkadaşlar. Sıradaki örneklerimiz de zihinden çıkarma ile ilgili. Bakıyoruz burada 68 sayısına önce 2 eklenerek ne olmuş? 70 sayısı elde edilmiş. Daha sonra 56 sayısı ile 70 sayısı toplanmış ve bu toplamdan yine 2 sayısı çıkarılmış. Yani sanki bir emanet 2 verilmiş gibi arkadaşlar. Demek ki biz ne yapıyoruz arkadaşlar burada? 68 sayısı ile 56 sayısını toplamaya çalışıyoruz. Fakat 68 ile 56'yı toplarken küsürlü yani zor sayılarla çalışmamak için 68 sayısını düz bir sayıya dönüştürmek için 2 ekleyerek ne yapmış arkadaşlar? Burada 70 yapmış. Daha sonra da fazlalık olarak verdiği 2'yi en son geri çıkararak sonuca ulaşmış. Yani özet olarak bizim yaptığımız toplama işlemi aslında 68 ile 56'nın toplamıdır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Peki devam edelim buradaki işlemimize. Bakın 76 sayısından önce 10 çıkmış, sonra bir 10 daha, sonra bir 10 daha, bir 10 daha ve daha sonra 8 çıkarılmış. Yani önce onluklar çıkarılmış, ardından kalan birlik çıkarılmış. Demek ki 76'dan burada ne çıkarılıyor? 10, 20, 30, 40, 48 sayısının çıkarılması demektir. Zihinden yapılış bu şekildedir. Şıklara bakıyoruz. 76'dan 48'in çıkarılışı A seçeneğinde mevcut. Bunları konu anlatımlarında da örnek sorularda da çözmüştük arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Burada ise yukarıdaki toplama işleminin sonucunu en yakın binliğe yuvarlayarak sonucu bulmamızı istemiş. Bakalım sayılarımıza. 45.622 sayısı arkadaşlar, mavi kalem kullanayım. 45.622 sayısını yuvarladığımızda buradaki 5'e dikkat edin arkadaşlar. 5 çünkü binler basamağıdır. 5600 sayısı 5000'e mi 6000'e mi yakın dersek 6000'e daha yakındır. Bu nedenle sayımızı neye yuvarlıyoruz? 46.000 sayısına yuvarlıyoruz. Burada ise binler basamağında 4'ü görüyoruz arkadaşlar. 4400'lü bir sayı 4000'e mi 5000'e mi yakın dersek 4500'ü geçemediği için 4000'e daha yakındır diyoruz. Bu nedenle bu ifadeyi de 14.000'e yuvarlıyoruz. Ve toplama işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. 0, 0, 0, 6 ile 4'ü topladık 10, 4, 1 daha 5, bir de elde var 6. Yani 60.000 sayısına ulaşmış olduk. Diğer örneğimizi de yapalım. Burada da gördüğünüz gibi toplama ve çıkarma işlemi var. Bizden istenen buradaki işlemleri en yakın yüzdeye yuvarlayarak yapmamız isteniyor. 32.400 sayısı zaten yüzler basamağında 4 olduğu için 400 sayısını yuvarladığınızda yine 400 olur. Bu nedenle bu ifadeyi ne yapalım? 32.400 olarak yazalım. 1762 sayısında 7 yüzler basamağındadır. 762 sayısı 750'yi geçtiği için arkadaşlar 800'e yuvarlanır. Bu nedenle bu ifademizi biz ne yapıyoruz? 1800'e yuvarlıyoruz. Şöyle güzel yazalım. Yanlış yere yazdık. Evet.
1800 olarak yazdık. Şimdi toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra bu sayımızı çıkaracağız. Fakat bu sayımızı da bir yüzlüğe yuvarlayalım. 324 sayısında 3 nedir? Yüzler basamağındadır. 324, 300'e daha yakın olduğu için bu sayının da yuvarlanmış hali 17.300'dür arkadaşlar. Bu toplamayı yapıp daha sonra bu sayımızı çıkaralım. 0, 0, 4, 8 daha 12. 2, 1 daha 3, bir de elde var 4. Ve 3'ü de yazdık. 34.200 sayısını elde ettik. Ve bu sayımızdan arkadaşlar şimdi ne yapalım? 17.300'ü çıkarmaya çalışalım birlikte. Evet, çıkarma işlemini de alt alta devam ettirelim. 0 burası. Burası da 0. 12'den 3 çıkardık, 9 kaldı. Burada 3 kaldı arkadaşlar. Yine komşudan aldık. 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. Burada 2 kaldı arkadaşlar. 2'den de 1 çıkınca 1 kaldı. Yani 16.900 sayısına rahatlıkla ulaşmış olduk. Birinci bölüm çalışmamızı arkadaşlar burada tamamlıyoruz. Çarpma ve bölme ile ilgili sorularımıza bir sonraki videomuzda geçiş yapacağız. Kısa bir zaman içerisinde onu da hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer bu soruları izlerken, çözerken şöyle bir şey yapabilirsiniz. Soru açıldığı anda önce siz kendiniz denersiniz, sonucu bulursunuz. Daha sonra videodan cevabını da izleyebilirsiniz. Böylece en azından siz de sorularla uğraşmış olursunuz. Önerileriniz, istekleriniz varsa bize mesaj olarak iletebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.